Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Kızıl Elma'nın bağımsız görev kabiliyetiyle insanlı uçakların yerini alacağını söyledi. Leonardo ile kurulacak ortaklıkla Avrupa pazarında önemli bir adım atılacağı belirtildi. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kamuoyunu ilgilendiren konulara dair değerlendirmelerde bulundu. İtalyan savunma sanayi firması Leonardo ile yapılan işbirliği anlaşmasının ardından Baykar'ın Avrupa pazarına yönelik adımlarını anlatan Bayraktar, "Baykar şu anda dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi konumunda. Avrupa'dan NATO'ya, Türk dünyasından Afrika ve Orta Doğu'ya kadar 38 uluslararası ortakla çalışıyoruz. NATO standartlarına ve askeri şartnamelere uygun sistemler geliştiriyoruz," dedi. Leonardo ile kurulacak ortak girişimin büyük potansiyel taşıdığını belirten Bayraktar, "Bu girişim sahada kendini kanıtlamış sistemleri daha geniş pazarlara taşımak açısından büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle Avrupa'da bizim sunduğumuz sistemlere olgun bir alternatif yok," ifadelerini kullandı. Bayraktar, Baykar'a ait İHA filosunun yılda 300 bin saatten fazla uçuş yaptığını belirtti. Bu sürenin önemli bir analiz ve gelişim zemini sunduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi. "Filomuz yılda 300 bin saatten fazla uçuş yapıyor, bu da ciddi bir analiz imkanı sağlıyor. Ürünlerimiz piyasadaki en yüksek performans maliyet oranını sunuyor. En uyarlanabilir sistemler ve sürekli yenilikle donatılmış durumdalar." Bayraktar, İstanbul'da kurulu üretim tesisinin türünün dünyadaki en büyük tesisi olduğunu belirtti. Teslimat sürelerinin kısaldığını ve üretim kapasitelerinin her geçen yıl daha da arttığını söyledi. "İstanbul'daki tesisimiz türünün dünyadaki en büyüğü. Potansiyel müşteriler, ürünleri hızlı şekilde teslim edebileceğimizi biliyor. Yılda 250 Bayraktar TB2, 50 Akıncı üretiyoruz. TB3 ve Kızıl Elma üretime geçtikçe kapasitemizi daha da artırıyoruz." Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın konseptini detaylandırdı. "Kızıl Elma'nın Kaan gibi insanlı savaş uçaklarına alternatif değil, doğrudan bir sonraki adım olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Teorik olarak insanlı sistemlerle entegre çalışabilir ama biz Kızıl Elma'yı tamamen bağımsız, filo kontrol sistemine bağlı bir platform olarak tasarladık. İnsansız sistemlere yatırım yapıyoruz ve insanlı uçakların yerini alacağına inanıyoruz," dedi. Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu 2022'de gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, kısa pistli uçak gemilerinden iniş kalkış yapabilecek özellikte olduğunu da ekledi. "Yapay zeka destekli komuta devri gibi operasyonel yetenekler sayesinde bu tür sistemlerin pilot eğitimine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracağını ifade etti." Elon Musk'ın insanlı savaş uçaklarının geleceği olmadığı yönündeki görüşlerine katıldığını belirten Bayraktar, "Bugün dünyada yaklaşık 13 bin insanlı savaş uçağı var. Ancak sahadaki gelişmeler, bu sistemlerin zamanla insansız platformlara dönüşeceğini gösteriyor. Bir insanlı savaş uçağının yerine 3 ila 5 insansız sistem kullanılabilir. İnsansız platformlar savaş uçaklarından FPV dronlara kadar geniş bir yelpazede olacak. Bu yüzyılda bir ülkenin kendini savunabilmesi için bu sistemler kurşun üretebilmek kadar temel bir ihtiyaç haline geldi," diye konuştu. Bayraktar, Baykar ürünlerinin fiyat-performans dengesine de değindi. "Bayraktar TB2 bu konuda en iyi örnektir. Satın alma maliyeti önemlidir ancak uzun vadede bakım, güvenilirlik ve dayanıklılık gibi unsurlar da toplam maliyeti etkiler. Düşük maliyetli alternatiflerin kaza oranı yüksekse, bu avantaj değil risktir," dedi. Haluk Bayraktar, Muharip insansız uçak sistemi Kızıl Elma'ya 1 milyar dolar bütçe ayrıldığını açıkladı. Baykar, bu yıl en az 12 adetten fazla Kızıl Elma üretmeyi ve önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sayıyı önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. Ek olarak Bayraktar, Kızıl Elma'nın TCG Anadolu'dan ilk uçuşu için de tarih verdi. Kızıl Elma'nın TCG Anadolu'dan ilk uçuşu için hedef 2025 yıl sonu. Kızıl Elma'ya ek olarak Baykar, Bayraktar TB3 SİHA'nın da TCG Anadolu'ya konuşlandırılması için çalışmaları yürütüyor. Kızıl Elma'nın prototip testleri ise sürüyor. Milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Kızıl Elma'nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha geçilmiş ve Kızıl Elma'nın üretim prototipi olan TCÖZB-4 kuyruk numaralı 4. prototipi ilk uçuş testini 22 Mayıs 2025 günü başarıyla gerçekleştirmişti.
Dönemin Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kızıl Elma ile Hürjet'in donanma konfigürasyonlarının çalışmaları için 2024 yılını işaret etmişti. Demir, simüle edilmiş bir ortamda bunlar defalarca yapıldı. TB3 indi kalktı Anadolu'ya, simülasyonda orada çok sorun olmadı. Kızıl Elma için benzer simülasyonlar gündeme gelecek. Pistin modellenmiş haline iniş kalkış yapılması yakındır diye düşünüyorum. Kızıl Elma ve Hürjet için 2024'te belirli modifikasyonlara başlanır ifadelerini kullanmıştı. Demir'in Kızıl Elma ve Hürjet için bahsettiği değişiklikler arasında daha fazla kanat alanı, güçlendirilmiş iniş takımları, deniz şartlarına dayanıklı malzemeler gibi yapısal değişikliklere ek olarak yakalama kancasının öne çıkacağı değerlendirilebilir. Donanma savaş uçakları kısa mesafede iniş yapmak için çok keskin açılarla piste yaklaşmaktadır ve basit bir tabirle kontrollü yere çakılma gerçekleştirmektedir. Bu sebeple FA-18 ve F-35C gibi uçakların iniş takımları, F-16 ve F-35A gibi hava kuvvetleri uçaklarına kıyasla daha ağır ve dayanıklıdır. Bu iniş tipine ek olarak hızlı yavaşlama için yakalama telleri uçağın hızlı bir şekilde durmasını sağlamaktadır. Kısa ve yakalama teli yardımlı iniş uçağı hem iniş takımı hem de yapısal olarak önemli miktarda stres bindirmektedir. Bayraktar TB3, Bayraktar TB2 gibi oldukça düşük bir tutunma hızına sahip olması ve hafif olması sayesinde gemide en az modifikasyonu gerektiren tasarım olurken, birkaç kat daha ağır Kızıl Elma ve Hürjet, kalkışı eğimli rampa ve veya fırlatma sistemi yardımıyla gerçekleştirse bile iniş için yakalama teli ve sert inişe ihtiyaç duymaktadır. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.